Azık mızrak çuvala sığmamaktadır. Ortada şiddeti politika haline getiren, zulüm yapmayı kendisi için mübah gören, kan akıtmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışı bulunuyor. İsrail yönetiminin hukuksuzluklarının örtülecek, tevil edilecek, görmezden gelinecek hali kalmamıştır. Uluslararası toplumun yeter artık deme zamanı gelmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yüzü aşkın İsrail hakkında vermiş olduğu kararları tanımayan İsrail'dir. Öyleyse Birleşmiş Milletler de bu akşam aldığı kınama kararıyla da yetinmemelidir. Ve bunun da arkasında durmalıdır. Az önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile konuştum. O da New York'a geçiyordu. Ve akşam saat 8'de Sayın Obama arayacağını söyledi. Kendileriyle de konuşacağız. Bunları onlarla aynen paylaşacağımı burada da bildiririm. İsrail yönetiminin saldırgan tutumları şüphesiz ki bir yerlerden aldığı güçten kaynaklanıyor. Bu noktada Türkiye olarak bölgemizdeki hassasiyetlerimiz ortadadır. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Bayan Merkel'le dün Şili'den görüştüm. Diğerleriyle de bugün İngiltere'nin yeni başbakanıyla da, o da aradı, onunla da görüşeceğim. Daha önce aradım, görüştüm. Bugün tekrar görüşeceğiz. Ve diğerleriyle de görüşeceğiz. Orta Doğu'da barışın zeminini yok etme gayreti içerisinde olan İsrail'i bu yaptıklarıyla baş başa bırakamayız. İsrail yönetimine her yaptığın senin yanına kârdır diyemeyiz. Her şeyin bir bedeli var. Bu yönetim bunun bedelini ödemek durumundadır. Yaşam hakkına saygı duymayan bir anlayışın hiçbir hakka ve hukuka değer vermesi, barıştan yana bir tutum takınması mümkün değildir arkadaşlar. İnsan yaşamına değer vermeyen bir anlayışın insana ve insan haklarına saygı duyması mümkün değildir. Kendi halkının güvenliğini düşünen bir devlet bütün dünyanın nefretini ve düşmanlığını kazanarak bunu başaramaz. Kendi insanından başkasına insan olarak değer vermeyen bir yönetimin barış diye bir derdi olamaz. İsrail etrafındaki savunma kalkanlarını bir bir yok etmekte, ittifak noktalarını bir bir kaybetmekte, kendisini yalnızlaştırmaktadır. İsrail yönetimi Orta Doğu'da kin ve nefreti yaygınlaştırarak bölgesel barışı dinamitliyor, etrafına istikrarsızlık yayan bir çıban başı olarak kendisi iot gibi açığa çıkıyor. Uluslararası toplum bu gidişe bir an önce müdahale etmelidir.